Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle 6. sınıf hız yayınları matematik soru bankası kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Ondalık gösterimlere verilen sayıları yuvarlamam. Test 43'teyim. Birinci sorumu büyütüyorum. Ondalık gösterimi verilen sayıyı istenilen basamağa yuvarlarken verilen basamağın sağına bakılır. Sağdaki rakam 5'ten küçük ise verilen basamak aynen kalır. Sağdaki rakam 5 veya 5'ten büyük ise verilen basamak 1 artırılır. Yapılan bu işlemlerin sonunda verilen basamağın sağındaki rakamların yerine 0 yazılır. Buna göre 25 tam 1652 kesrinin %1'ler basamağına yuvarlanmış halini istiyor. 25 tam 1652. Arkadaşlar %1'ler basamağının hemen sağına bakıyorum 2 var. 2 5'ten küçük olduğu için %1'ler basamağım aynen kalacak ve sağı sıfırlanacak. Bakın 25 tam 1650 olarak geldi. Yani 25 tam %65'tir. B şıkkımı işaretledim. 78 tam 1169 ondalık gösteriminin birler basamağına ve onda birler basamağına yuvarlanmış hali aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? İlk önce birlere yuvarlayalım. 78 tam 1169. Birler basamağının hemen sağına bakıyorum arkadaşlar 1. 1 5'ten küçük olduğu için birler basamağım aynen kalacak, sağa sıfırlanacak. Bakın 78'de yuvarlandı. Şimdi onda birler basamağına bakıyorum. 78 tam 1169. Onda birler basamağının hemen sağına bakıyorum 6. 6 5'ten büyük olduğu için arkadaşlar binde birler basamağı 1 arttırılacak. 78 tam 10'da 2 olacak ve sağa sıfırlanacak. Yani arkadaşlar bu sıfırları yazmasak da olur. Birler basamağına yuvarladığımda 78 oldu. 10'da birler basamağına yuvarladığımda 78 tam 10'da 2 oldu arkadaşlar. A şıkkımı işaretledim. Aşağıdaki ondalık gösterimlerden hangisinin kutu içinde alınan basamağına yuvarlanmış hali yanlıştır? A'ya bakıyorum. Onlar basamağına göre yuvarlarken onlar basamağının hemen sağına yani birler basamağına bakacağım. 2 5'ten küçük olduğu için arkadaşlar onlar basamağı aynen kalacak. Sağı sıfırlanacak. 630'da yuvarlanır. Doğru. B'ye geldim. Onda birler basamağına göre yuvarlanırken hemen sağındaki rakama bakacağız. 2. 2 5'ten küçük olduğu için onda birler basamağı aynen kalacak ve sağa sıfırlanacak. Ama bakın arkadaşlar onda birler basamağını 1 arttırmış. Burası yanlıştır. B şıkkımı işaretledim. C'ye geldim. 8'in hemen sağındaki basamağa bakıyorum. 7 var. 7 5'ten büyük olduğu için buradaki 8 1 arttırılacak ve sağı sıfırlanacak. Doğru. D'ye geldim. 4'ün sağındaki rakam arkadaşlar 5'tir. Burayı ben 1 arttıracağım. Yani 4'ü 1 arttıracağım. Sağını sıfırlayacağım. 30 tam 10'da 5 olur. Burası da doğru oldu. Yanlış şıkkımı işaretledim. Aşağıdaki eş parçalara ayrılmış sayı doğrusunda bir ondalık gösterimin yeri ok ile gösterilmiştir. Buna göre bu ondalık gösterimin onda birler basamağına yuvarlanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? İlk önce arkadaşlar buradaki ondalık gösterimi bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tam 1176'dır. Yazalım. Onda birler basamağına göre yuvarlayacağım. Onda birler basamağının hemen sağına bakıyorum 7. 7 5'ten büyük olduğu için onda birler basamağı 1 arttırılacak ve sağa sıfırlanacak. Yani 6 tam 10'da 2'ye yuvarlanmış olacak. Matematik dersinde Elif öğretmen ondalık gösterim konusunu anlatırken Ufuk ve Özlem adlı öğrencilerine aşağıda gösterilen kartları vermiştir. Ufuk ve Özlem'in aldığı kartlarda yazan ve kendi içlerindeki rakamları farklı olan ondalık gösterimlerin altında bu gösterimlerin onda birler basamağına yuvarlanmış halleri yazılmıştır.
Arkadaşlar bakın rakamları farklı olacak. Buna göre yıldız yerine yazılabilecek en küçük rakam ile kare yerine yazılabilecek en büyük rakamın toplamı. Ufuğun değerlerini yazıyorum. Bunu onda birler basamağına göre yuvarladığında 56 tam onda 8'e yuvarlamış. Şimdi arkadaşlar onda birler basamağının hemen sağına bakıyoruz. Yıldız var. Onda birler basamağı bakın 1 artmış. 1 artması için bu yıldızın arkadaşlar 5'e eşit veya 5'ten büyük olması gerekir. Ama bana ne dedi arkadaşlar? Rakamları farklı olacak dedi. 5 alamaz, 6 alamaz, 7 alamaz, 8'i alabiliyor. 8 ve 9'u alabiliyor. Yıldız yerine yazılacak en küçük rakamı yazacağız. Yani yıldız yerine 8'i yazacağız. Şimdi özleme geldim. 109 tam. Bunu onda birler basamağına göre yuvarladığımda 109 tam onda 6 olmuş. Yani bakın değerim değişmemiş. Değerin değişmemesi için ne olması gerekiyor? Buradaki %1'ler basamağındaki rakam 5'ten küçük olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bunun yerine yazılabilecek en büyük rakamı istiyor. Bakın 4 yazabiliyorum. Dolayısıyla yıldız yerine 8, kare yerine 4'ü veriyorum. Toplamlarım 12 oluyor. D şıkkımı işaretledim. Aşağıdakilerden hangisi? Onda birler basamağına yuvarlandığında 2 tam onda 4, %1'ler basamağına yuvarlandığında 2 tam %38 olur. A'ya baktım. Onda birler basamağına göre yuvarlarken bir sağına bakıyoruz. Burada 3 var. 3 5'ten küçük olduğu için burası 2 tam onda 3'e yuvarlanır. A şıkkım gitti. B'ye baktım. Onda birler basamağına göre yuvarlarken bir sağına bakacağız. 7 var. 7 5'ten büyük olduğu için 2 tam onda 4'e yuvarlandı. Şimdi de %1'ler basamağına göre yuvarlayalım. %1'ler basamağının hemen sağına bakıyorum. 2 var. 2 5'ten küçük olduğu için 2 tam %37'ye yuvarlandı. %38 istiyordu. B şıkkım olmaz. C'ye geldim. Bakın. Onda birler basamağına göre yuvarlarken bir sağına bakıyorum. 8 var. 8 5'ten büyük olduğu için burası 2 tam onda 4'e yuvarlandı. %1'ler basamağına göre yuvarlayalım. %1'ler basamağının sağındaki rakama bakıyorum. 4. 4 5'ten küçük olduğu için 2 tam %38'e yuvarlanır. Arkadaşlar doğru cevabımız C şıkkında olduğu için C'yi işaretledim. D'ye bakıyorum. Onda birler basamağına göre yuvarlarken bakın burada 1 olduğu için 2 tam onda 4'e yuvarlanır. Ama %1'ler basamağına göre yuvarlanırken %1'ler basamağının hemen sağında 3 var. 3 5'ten küçük olduğu için burası 2 tam %41'e yuvarlandı ama %38'i istiyordu. D şıkkım değil. Doğru cevabım C şıkkımda. Büyütüyorum. Aşağıda bazı verilerin ondalık kısmında daha fazla ya da daha az basamağı görüntüleyebilmek için kullanılan programın ekran görüntüleri verilmiştir. Bu programda tuşuna her basıldığında ondalık kısımdaki basamak sayısı 1 artmaktadır. Örneğin 2 tam %85 verisinde tuşuna şekil 1'deki gibi bir kez basılıyor. Programda sayının son basamağı %1'ler basamağı olduğundan bu basamağa göre yuvarlandığında 2 tam %85 sayısı elde edilecek şekilde bir sayı olan 2 tam 1853 sayısı çıkıyor. Yani bu sayıyı ben %1'ler basamağına yuvarlarsam arkadaşlar 2 tam %85 oluyor. Daha sonra programa şekil 2'deki gibi bir veri giriliyor ve belirtilen tuşa basılıyor. Son durumda soru işareti yerine yazılması gereken sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Arkadaşlar bakın onda birler basamağına göre yuvarladığımızda 4 tam onda 8 olması gerekiyor. A'ya baktım. 4 tam %81'i onda birlere göre yuvarladığında 4 tam onda 8 olur. B de 4 tam onda 8 olur. C de 4 tam onda 8 olur. Ama D arkadaşlar bakın buradaki 5. 5'e eşit olduğu için burası 4 tam onda 9'a yuvarlanır. D şıkkım olamaz. Son sorumuza geldik. Aşağıda 2009 Dünya Atletizm Şampiyonası ile ilgili bir haber verilmiştir. Bolt rakiplerini adım adım geçtim.
Jamaikalı atlet Usain Bolt 2009 Dünya Şampiyonası erkeklerde 100 metrede dünya rekoru kırdı. Bu yarışta Bolt'un ortalama adım uzunluğu 2,47 metreydi. Metre cinsinden verilen ortalama adım uzunluğu onda birler basamağına yuvarlanarak atletin yarışı kaç adımda bitirdiği tahmin edilecektir. Buna göre Bolt bu yarışı tahmini olarak kaç adımda bitirmiştir? Adım uzunluğu 2,47. Bunu onda birler basamağına göre yuvarlayacağım. Onda birler basamağına göre yuvarlarken sağındaki rakama bakacağız. 7. 7 5'ten büyük olduğu için burası 2,5'a yuvarlanacak. Şimdi de yüzü arkadaşlar 2,5'a böldüğümüzde bunu ayrıntılı olarak yazalım. 100 bölü 25 bölü 10'dur. Birincisini aynen yaz, ikincisini ters çevir çarp. %25 sadeleşti. Burada 4 kaldı. 4 çarpı 10'dan yarışı tahmini olarak 40 dakikada bitirmiştir dedik. Pardon, 40 adımda bitirmiştir. B şıkkımı işaretledim. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.